Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman, kanalın kanalından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere herhangi bir Android telefonu, tabii biz genellikle Samsung cihazları üzerinde video oluşturuyoruz. Çünkü Samsung cihazım var. Tabii diğerlerinde bu metot denenmedi. Bu videomuzda sizlere Samsung cihazda, diyelim ki bu cihazın pin kodunu veya desenini unuttunuz. Unuttuğunuz için de telefonu sıfırladınız. Sıfırladığınız halde bu cihaza bir Gmail hesabı eklendi veya telefon numarası eklendi ve telefon numarası eklense normalde siz bunu kurtarabilirsiniz ama diyelim ki telefon numarası eklenmemiş, Gmail hesabı eklenmiş. Gmail hesabı eklendiği için de siz şifreyi bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de sıfırladınız. Şimdilik burada bu ekrana geldiniz zaten. Geldikten sonra arkadaşlar buradaki ikona tıkladınız. İleri ikonuna. Buradaki ağa bağlan diyorsunuz. Normalde standart olarak tüm telefonlarda bu işlemler yapılıyor arkadaşlar. Bu ağdan sonra da ağımıza bağlanıyoruz. Şifremizi girmeden önce ben şuraya çeviriyorum. Şifremizi de girelim. Bağlanılıyor diyor. Sus lan ağına bağlandı arkadaşlar. İleri diyoruz. Buradaki tik genellikle aktif olmayabilir veya aktif olabilir. Bunu aktif değilse aktif yapın. Sonra diyoruz. Onayla diyoruz arkadaşlar. Sözleşmeyi onaylıyoruz. Bağlantı kontrol ediliyor diyor ve bekliyoruz arkadaşlar. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Buradan Google giriş ekranına geçiş yapacağız. Gördüğünüz gibi Google giriş ekranına geçiş yaptık arkadaşlar. E-posta veya telefon istiyor bizden. Biz bu e-posta veya telefonu bilmediğimizden dolayı veya hatırlamadığımızdan dolayı unutmuş da olabiliriz. Veya da örnek vereceğim arkadaşlar. Hiç kimse üzerine alınmasın. Diyelim ki bu telefonu otobüste birisi buldu. Sahibine bir geri vermek istemiyor. Çok süper kral bir telefon bu. Bu arada videomuz Samsung'un tüm modellerine ve seri sürümlerine hepsine uyuyor oluyordur arkadaşlar. Kesinlikle yapabiliyorsunuz. Diyelim ki otobüste buldu bu arkadaş bunu. Sahibine de vermek istemiyor. İyi güzel vermesin bedava telefon diyemem. Çünkü günah. Tamam ya da vermedi arkadaş. Vermediği için de bu şekilde bir durumla karşılaştı. Adam şimdi nereden bilsin kişinin gerçek mail adresini bilemez. İkinci örnek arkadaşlar, bunlar örnek bakın. Diyelim ki bir hırsız. Hırsız telefonu çaldı. Çaldıktan sonra desenini veya pini kıramadı. Kıramadığı için de sıfırladı. Sıfırladığı için de burada arkadaşlar bu ekrana geldi. Geldiği zaman geçemiyor. Geçemediği için de telefonu kullanamayacak. Bunu izleyen hırsızlar da bu yöntemle bunu yapabilirler. Şimdilik yöntemimize gelecek olursak arkadaşlar. Bu ekrana geldik değil mi? Geldikten sonra yapacağınız birkaç tane işlem var. Öncelikle gereken malzemeler. Gereken malzemeler bir tane bilgisayar. İki tane de olur, bir tane de olur. Size kalmış bir şey o. İkincisi arkadaşlar, bir tane, bak burası kırık. Gördünüz mü? Size nasıl video çekiyorum ben? Yani ezik büzük kablolarla video çekiyorum. Yok yok. Bir tane karikatür verdi. Millet aç aç diyordu. Şimdi arkadaşlar, bizde bir tane data kablosu lazım. Buna dikkat edin. Şarj kablosu veriyi aktarmaz. Sadece şarj eder cihazı. Bize data kablosu lazım. Bunu da denemeniz için cihaza takın. Taktıktan sonra bilgisayara takın. Taktıktan sonra deneyin. Sadece şarj aktarıyorsa veya buradaki simgeler arasında cihaz tanınmaya çalışıyorsa bu data kablosudur. Ama böyle bir işlem yoksa, sadece şarj alıyorsa bu şarj kablosudur arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. 30 kere kablo değiştirdim de ben bu işlemi yapamadım demeyin. Çünkü bunlardan birbirine benzeyen iki tane kablo türü var. Birisi data kablosu, veri aktarmak için. İkincisi USB şarj kablosu. O da bunun şarjını doldurmak için. Başka bir şey yok. Üçüncüsü, biz bunu zaten OTG kabloyu da yaptık. OTG kabloyla olmadı. Bu işlem son işlem olacak. Çünkü az önce yaptık. Başarılı bir şekilde sonuç aldık arkadaşlar.
Bunu da bu şekilde hızlı sallamanın ucunda USB çıkıyor. Tamam mı? OTG kablomuzu da tanıyalım diyecek olursa, bir tarafı Android, bir tarafta USB kablo. USB takılabiliyor. Hatta ben bunu da neden olmadığını, daha önceki OTG kablo ile deneyen arkadaşlar varsa neden olmadığını da buldum. Çünkü USB'yi sıfırlamadınız veya USB ESD2 mi, o formatta sıfırlamanız lazım. Android SD kart formatında. Tabi böyle bir terabaytınız varsa 3 TB, bunu sıfırlamanıza gerek yok. Bu kadar ya, değmez arkadaşım ya. 3 TB ne yapacaksın? Ama illa da telefonu açmak istiyorsan yapacağım. Başka çaren yok. Şimdi arkadaşlar, birkaç işlemi bilgisayarda yapacağız. Birkaç işlemi de bu şekilde telefonla çekerek böyle masaüstünü çekeceğim ben. Buradan da masaüstünü çekeceğim. Ama ikisinin masaüstü aynı değil. Çünkü burada çayım var, sigara var, bir tane yedek telefon var. Bu bir telefon, bir de elimdeki telefon var. Bir tane ıvır zıvır şeyler var işte burada. Tamam mı? İki tane masaüstü çekeceğim ama ikisi birbirine benzemiyor. Bu masaüstü farklı masaüstü. Şimdi bu ekranda kaldık. Devam edelim. Bu ekranda kaldık. Peki biz nasıl geçeceğiz ileriye? Şifremizi bilmemiz gerekiyor veya bilmiyoruz. Geçemeyeceğiz ileriye. Şimdi arkadaşlar, yapacağınız birinci işlem, size vereceğim bir tane program var. Ben masaüstüne dönüş yapayım. Masaüstünden devam edelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, masaüstüne dönüş yaptık. Bildiğiniz üzere telefonun Google hesabını ve desen hesabı demeyelim de buna, pin kodu veya desen hesabı, bunu zaten sıfırlayarak ortadan kaldırabiliyoruz. Ama Google hesabını veya telefona işlenmiş bir açılış kurtarmak için telefon numarası eklenmişse, biz bu Google hesabını ve telefon numarasını nasıl kırabiliriz, nasıl ortadan kaldırabiliriz, nasıl telefonu açarız, onu gösteriyorduk arkadaşlar. Şimdi size vereceğim bir tane programlardan bir tanesi Realterm. Realterm gerçek terminal diye isimlendirmiş bir program arkadaşlar. Sadece USB kablo ile telefonu bilgisayarınıza bağlayıp, tabii bu data kablosuyla bağlayacaksınız arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da size ekstradan bir de tabii ne kullanıyorsanız, tüm cihazlara, daha önceki cihazlarda denenmedi arkadaşlar. Sadece Samsung'un en başından en sonuna kadar tüm akıllı telefonlarında denenmiştir ve olumlu sonuç alınmıştır, onu söyleyelim. Her tür, yani Samsung bütün akıllı telefonlarında işe yarıyor. Açıyorsunuz telefonu kesinlikle. Şimdi Realterm programını da size video altında sunacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Realterm içerisine giriş yapacağımız birkaç tane kod var. Bu kodları da video altına oluşturacağım. Bir not defteri içerisine indirip kendi bilgisayarlarınıza deneme amaçlı yapacağız zaten. Deneme amaçlarından ziyade, varsa böyle bir açılmayan cihazınız, Google Account giriş veya Google giriş hesabınızı unuttuysanız, bu Google giriş hesabını tamamen ortadan kaldırmayı göstereceğiz arkadaşlar. Realterm yaptıktan sonra, daha önceden şunu da şu şekilde göstereyim. Buraya Google yazalım. Şimdi Google içerisine girdiğim zaman, affedersiniz, arama kutusuna, tamam mı? Burada şunu şekildeyim. Daha önceki aramalarımda şu şekilde vardı. Eğer elinizdeki telefonun diyelim ki çalıntıysa veya da otobüste bulduysanız telefonu, tamam mı? Marka modelini bilmiyorsanız, genellikle USB ile bilgisayara bağladığınız zaman, sıfırladıktan sonra tabii bu telefonu USB ile bilgisayara bağladıktan sonra da bir data kablosuyla, telefonun SD kartı sıfırlanmıyor ama ilk bağlandığı zaman arkadaşlar, SD kart ismi telefonun marka modeli olarak adlandırılmış olarak geliyor size. Bu sayede markasının modelini öğrenebilirsiniz. İkincisi, telefonun arkasını açarsanız zaten marka modelini orada görür. Üçüncüsü, en azından hiçbir şey bilmiyorsanız Google giderek, işte diyelim ki Samsung marka modeller diyerek aratıyorsunuz. Buradan da görsellere gidiyorsunuz. Tamam mı? Görsellere gittiğiniz zaman çaldığımız, yani pardon, hırsızlar için söylüyorum arkadaşlar bunu, çaldığınız bir telefon veya otobüste bulduğunuz bir telefonun bu telefonların arasında hangisine benziyor? Ayrıca Samsung telefon diyorum, burada araç çıkıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi ne alakaya maydanoz yani bu. Şimdi buradaki telefona buzdolabı ne ya?
Şimdi Samsung marka modeller dediğimiz zaman, görsellerde aradığımız zaman bulduğunuz veya hırsızlar için belirtiyorum çaldığınız telefonu hangisine benzediğini, diyelim ki şuna benziyor, bakıyoruz ne çıkmış, Samsung cep telefonu ticari kullanım 9. Bu tür resimlere bakmayın arkadaşlar, çünkü gerçekliliği yoktur. Şu şekilde bakın, şuna bakın. Telefonun fiyatları ve modelleri diyor, tamam mı? Bu linke gittiğiniz zaman telefonun fiyatlarını ve modellerini görebilirsiniz. Tabi resimlerini de görürsünüz. Oradan da kendi hırsızlar için belirtiyorum. Çaldığınız ve diğer bulan kişiler için belirtiyorum. Bulduğunuz telefonların marka modellerini bu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi normal kullanıcılara gelelim. Normal kullanıcılar zaten bu kendi telefonların marka ve modellerini biliyorlardır muhtemelen. Çünkü kullanıyorlardır. Zaten bilmeseler bile garanti belgesinin üzerine baktığı zaman, tabi telefonu açamadığınız için içindeki telefon hakkında bölümüne girip bakamayacağınız için garanti belgesine bakmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar, şimdi Google arama ekranına geri dönüş yaptık. Burada, tamam mı? Öncelikle telefonunuzun sürümünü bilmeniz lazım. Telefonun sürümü nedir? Yani sürümden ziyade arkadaşlar, marka model değil bu, sürüm. Android sürümü işte diyelim ki 5.1.1, 6.0.1 veya 4.4.4 veya 3 veya 2 veya 7.1.0 ya da 7.0 gibi bir şey. 7'ye daha geçmedim ben. Telefonun dediğimiz gibi, videonun başında dediğimiz gibi arkadaşlar, tüm marka modellerde, tabi Samsung'un tüm modellerinde, bir marka Samsung, tüm modellerinde ve tüm sürümlerinde olan bir şey arkadaşlar. O konuya da şu şekilde diyeceğim. Neden sadece Samsung konusuna gelecek olursak arkadaşlar, telefonunuz kapandığı zaman bu işlemle bir tane marketi kullanabiliyoruz. O da Samsung Apps marketini kullanamıyoruz. Google Play'i kullanamıyoruz. Samsung Apps marketini kullanabilmeniz için de Samsung cihazınız olması lazım. HTC'nin, Sony'nin, Huawei'nin veya LG'nin hangi marketleri kullandığını bilmiyorum. Yani muhtemelen LG Google Play'i falan kullanıyordur, ama LG'nin kendi bünyesinde bir marketi var mı, onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Tabii sizin de LG, HTC, Samsung, Sony veya Huawei veya farklı bir telefonunuz var. Bu Xperia olabilir veya Casper'da olabilir veya işte Trident olabilir, hangisi ise kendi özgün markete varsa bu markete indirmeniz gerekiyor. Yani ben sadece Samsung'un anlatma sebeplerinden birisi bu. Şu anda Samsung Google'a neredeyse rakip olmak için bir market açtı. Kendi bünyesinde Black Market gibi veya işte Uptodon gibi veya iTunes gibi kendi market bünyesini açmaya çalıştı. Tabii Google Play bayağı kapsamlı ve büyük olduğu için ona başaramaz. Yani bu Google Play'i yenemez. Neyse, konuyu dağıtmayayım ben. Sürümünü de biliyoruz. Ha, buradan hırsızlar için belirtiyorum. Çaldığınız telefonu ve telefonu bulan kişiler için belirtiyorum. Bulduğunuz telefonun sürümünü zaten telefonun arkasında yazar arkadaşlar. Yok, yazmaz. Marka model yazar, doğru. Marka modelin de burada arattığınız zaman, mesela telefonun arkasına baktığınız modelin markasını biliyorsunuz. Zaten markası telefonun üzerinde yazar. Arkasına da baktığınız zaman modelini de bulursunuz. Bulduğunuz zaman buraya yazarsanız, işte diyelim ki J2 çıkış sürümü. Çıkış sürümü derken, yani ilk başta çıkış sürümü nedir? 5.1.1 çıkış sürümü diyelim ki. Bunu bilmeniz lazım. Bir yere not edin. Sürekli aynı sayfaya girmenize gerek kalmasın. Yaptıktan sonra arkadaşlar, ikincisi Google Account Manager bulmanız lazım. Google Account Manager'ı aradık. Aradığımız zaman ilk başta APK Mirrors sitesiyle karşılaştık arkadaşlar. Bunun içerisine giriş yapıyoruz. Şimdi markasının modelini biliyoruz. Samsung'un tüm modellerini. Peki neden sürüm önemli? Sürüm neden önemli olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Buradaki Google Account uygulamasını indireceğiz. Bu normalde Google Play ile gelen bir uygulama arkadaşlar. Google Play'i kullanabilmeniz için veya Google ürünlerini kullanabilmeniz için bir giriş hesap uygulaması. Peki neden sürüm önemli olduğunu söyleyecek olursak, mesela telefonunuz işte S3 Mini ya da J2 veya A5 veya S8 gibi bir telefon. Peki S8'in sürümü nedir? 7.1.2'dir mesela. Mesela evet. İşte diyelim ki J2'nin sürümü 5.1.1. Mesela işte diyelim ki 6.0.1 A5'inki.
Mesela S3'ünki 4-4-3 veya 4-4-4'dür muhtemelen. S3'ünki, A5'inki. İşte ona benzer sürümleri farklı farklı modellere göre uyarlamışlar. Tabii bu sürekli olarak artan bir şey. S3'te mesela tabii sürüm yükseltmiyor ama A5'te sürekli olarak yükseltiliyor. Veya J2'de veya S8'de veya Prime'da artık neyse. Sürümün de önemini anladığımıza göre sürüm uygulamaya çalıştırmak için gerekli. Çünkü siz kalkıp da 5-1-1'e 6-0-1 veya 4-3-4-0-1 4-4-4 7-1-1-1 7-1-2 sürümünde bir uygulama indirirseniz çalışmaz. Neyse bunu da anlattıktan sonra buraya geldik arkadaşlar. Geldikten sonra buradaki sürümünüz neyse onu indirin. Benimki 5-1-1'di. İndirdim. İndirdikten sonra geri gidiyoruz. Buraya yeniden yapıp burada quick short out shortcut maker var arkadaşlar. Quick shortcut maker'a tıklıyorsunuz. Yine ben video altında sizin için yazılı olarak vereceğim. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırıp arayabilirsiniz. Burada arkadaşlar indirme platformu olarak APK Mirror'u seçmenizi öneririm. Çünkü o en kaliteli indirme seçenekleri sunuyor. Burada yine APK Mirror 3. sırada çıkıyor arkadaşlar. Çıktıktan sonra karşımıza çıktı. Buradan download APK diyoruz. Bunun için herhangi bir sürüme ihtiyacınız yok. Bunu direkt olarak indirin. İndirdikten sonra ikisi de masaüstünde bilgisayarımızda. Evet. İndirelim aşağıya. Şu anda bu neymiş? Evet. Bu Quick Short Out Maker. Bu da 5.1.5.1.1 için Google account, yani Google uygulaması, giriş uygulaması. Ben bunu 6.0.1 yanlış indirmiştim. Bunu yaptık arkadaşlar. İkincisi size yine video altında vereceğim Realterm programına vereceğiz arkadaşlar. Arayüz de bu şekilde zaten. Nasıl çalıştığını da ben teker teker göstereceğim. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi gelelim uygulanış şekline. Öncelikle ben yine telefon ekranına dönüş yapıyorum. Arkadaşlar telefon ekranına dönüş yaptık. Şimdi burada yapacağımız işlemlerden bir tanesini söyleyecek olursak neredeydi bizim kablomuz? Dediğimiz gibi bir tane data kablosu lazım. Şarj kablosu değil. Buna dikkat edin. Tamam mı? Ben video çekerken bunu nasıl becereceğim bilmiyorum. Şu şekilde tutayım ben. Tamam mı? Tuttuk mu? Bunu da nasıl takacağız? Evet böyle. Böyle mi? Eğer olmuyorsa zorlamayın arkadaşlar. UI'yi bozarsınız. UI'yi kırarsınız. Ondan sonra telefon ebediyeden açılmaz. Şimdi bu kısmı da bilgisayara takıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Şimdi böyle bir ses geldiyse bilgisayarınıza diye bir ses geldiyse arkadaşlar bu data kablosudur. Yani İkincisi gelmediyse bu şarj kablosudur. Geldiği zaman da şimdi şu şekilde bir telefonunuz görünüyor. Gördüğünüz gibi PON yazıyor. Biz sıfırladık. Şimdi bazı kullanıcılar hafıza kartının marka modeline göre isimlendirdiğini söylemiştik. O kullanıcıya ait bir şey arkadaşlar. Sistem onu kendi kendine marka model ismi yapmıyor. Şimdi geldikten sonra bu şekilde gördüğünüz şu anda cihazımız halen ekranda gördüğünüz gibi Google giriş ekranda ama bilgisayara taktığımız zaman arkadaşlar görünüyor. Şimdi şunu da söyleyelim biz size. Telefonunuzu görebilmesi için Samsung'un tüm sürücülerini indirmeniz lazım. Bu arada Samsung'un tüm sürücülerini de birazdan masa üstüne geri çiş yaparak göstereceğim arkadaşlar. Yani samsung.com'a girin. Oradaki tüm sürücüleri indirin arkadaşlar. Tüm sürücüler derken bir tane sürücü var zaten. Onu indirdiğiniz zaman yeni bir tane cihaz taktığınız zaman USB kabloyla bilgisayara otomatikman görecektir. Gördüğü zaman da bu şekilde eğer data kablosu takılıysa data diyorum. Çünkü üzerine basa basa söyleyeceğim. Yani bu sefer diyecek ki ya ben ki de işte şu kabloyu da taktım falan filan olmadım. Adam çünkü video izlemiyor ya. Her neyse. Buraya geldik arkadaşlar. PON kısmına geldik. Telefonumuzda hafıza kartı yok. Zaten yükleyeceğiniz uygulamalarda o kadar ahım şahım bir uygulama değil arkadaşlar. Şimdi download kısmına geldik. Gördüğünüz gibi burası boş. Burada indirdiğiniz iki tane dosya var. Bunları alıp bunun içerisine atıyoruz.
Tamam mı? Alttaki iki tane oldu. Zaten sürümümüz belli. 5-1-1. Diğeri de Google, pardon, diğeri neydi? Diğeri de Shortword Maker diye bir programdı arkadaşlar. Bunu kapattık. Kapattıktan sonra tamam. Sulandırmayalım. Bunu aşağı aldık. Şimdi buradan geçeceğimiz işlem, ben yine masaüstüne dönüş yapayım. Burada zor oluyor zaten. Arkadaşlar masaüstüne dönüş yaptık. Şimdi dediğimiz gibi şuradaki iki tane uygulamayı hafıza kartı içerisine değil, pardon, hafıza kartı diyorum. Telefonun kendi hafızası içerisine attık. Çünkü sıfırladığımız için boş hepsi içerisi. Şimdi burada RealTerm programının üzerine çift tıklıyoruz. Çift tıkladığınız zaman bu bir. Program bir hata raporu alırsanız şu şekilde, işte OT'ye kayıtlarını falan ulaşamıyor diye bir şey rapor, hata alırsanız kapatın. Kapattıktan sonra tabii o hata raporunu kapatın. Program açılmayacaktır muhtemelen. Telefonu kapatın. Telefonu kapattıktan sonra yeniden açın. Tüm kabloları çıkartın. Çıkarttıktan sonra USB bölümünü bilgisayara takın. Diğer bölümü de akıllı telefonunuza takın. Açılış ekrandaki tüm verileri tekrar tekrar geçin. Samsung account bölümüne kadar. Samsung giriş şifresi bölümüne, mail adresi ve şifre bölümüne kadar geçin arkadaşlar. Geçtikten sonra yeniden buraya geldik. Sağ tıklayıp yönetici olarak başlat deyin. Yönetici olarak başlat dedik. Evet dedik. Programımız açılacaktır. Emin olun açılacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bu işlemi iki tane süreçte yapacağım. İki tane değil, pardon, bir tane. Ekrana döneceğim yine. Tabii bunu dönmeden önce şöyle şu şekilde bir anlatayım ben size. Öncelikle Display bölümünde açılıyor program. Açıldığı zaman birincisi, dediğimiz gibi cihazınızda şarj kablosu takılı olmaması lazım. Data kablosu takılı olması lazım. Eğer şarj kablonuz takılıysa burada sadece Ring bölümü yeşil olacaktır. Diğer bölümler hiçbir şekilde yanmayacaktır. Şarj kablosu. Data kablosunu takarsanız DSR, DCD, CTS seçenekleri, tabii en baştan 4. 5. ve 6. seçenekler yeşil renk olacaktır. Bu bilgisayara telefonunuzun bağlı olduğu anlamına gelir. İkincisi, bunu yapabilmeniz için, onu da yine söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kısmı anladık. Bu kısmı bu şekilde. Hiçbir şeye dokunmuyorsun. Sadece burada Help Duplex seçeneği var. Bunu aktif ediyoruz arkadaşlar. Aktif ettikten sonra port kısmına geliyoruz. Port kısmında sizin portunuz, modem portunuz neyse onu göreceğiz. Şimdi RealTerm'in amacı şudur arkadaşlar. Biz bu Google Account bölümünde, yani Google şifre bölümünde, Google hesap ve şifre bölümünde o bölümü nasıl geçeceğimizi göstereceğiz. O bölümü gösterirken bir aldatmaca yapacağız telefonu. O aldatmacanın yardımcısı bu program. Bu program bize USB ile bilgisayar arasında bir çağrı gönderiyor arkadaşlar. Telefon çağrısı gönderiyor. Biz bu çağrıya karşılık vereceğiz. Kişiyi kaydedeceğiz. Kişiyi kaydederken oradan kişinin web adresini kaydedeceğiz. Oraya da www Google diyeceğiz. Çünkü normalde siz Google'a giremeyeceksiniz. Telefonunun normalde Google hesabı ile açmanız gerekiyor ya. İşte o hesabı açmadan Google'a giremiyorsunuz ya. Biz o hesabı açmadan Google'a gireceğiz telefonun içerisine. Onları da teker teker detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu kısmı, portumuzu nasıl bileceğiz onu söyleyelim. Portumuzu bilmemiz için Windows 8 kullanıyorsanız bu şekilde, veya Windows 8.1 veya Windows 10 kullanıyorsanız, illa buradan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bilgisayarınızın üzerine sağ tıklayıp özellikler deyin. Ekran geldi. Buradaki ekranda sol üstte aygıt yöneticisi var. Buraya tıklayın arkadaşlar. Şimdi buraya geldikten sonra burada modem var. Modemler. Modem veya modemler der. Buradaki ağacı açıyoruz. Aşağı doğru açılan pencerede. Açtıktan sonra, yani eki. Bu Samsung mobil USB modem. Şu anda bizim Samsung takılı olduğu için arkadaşlar USB modemle, pardon, USB ile takılı olduğu için bunu görüyor. Bunu yaptıktan sonra sağ tıklayıp, bu bir sürücüdür bu arada. İlla Samsung cihazın takılması tabii gerekli arkadaşlar bunu yapabilmeniz için. Çünkü modemin port numarasını görmesi lazım. Portunu görmesi lazım. Buradan özelliklere tıklıyoruz. Sağ tıklayıp özelliklere tıklıyoruz.
Tıkladıktan sonra bu şekilde bir küçük pencere daha geldi karşımıza. Burada modem seçeneği var. Modeme tıkladık. Bizim bağlantı noktamız COM3. Gördüğünüz gibi port numaramız da 3 olacak. Buradaki herhangi bir şey karıştırmayın. Sadece şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şuraya. COM3 yazıyor. Bunu kapattık. Bunu da kapattık. Bunu da kapattık. Real Term uygulaması programı içerisine geldik. Burada ne yazıyor? 3 yazıyor. Yani bağlantımız, portumuz doğru. Tamam. Buradan change uygula diyerek ya da işte değiştir diyerek, çünkü burası 5 olabilir, 10 olabilir. Uygula veya değiştir diyerek bunu aktif ediyoruz. Aktif ettikten sonra send kısmına geliyoruz arkadaşlar. Send kısmına. Şimdi bazı yönlendirmeler ben yanlış yapmış olabilirim. Yönlendirmeleri yanlış derken yani video içerisindeki yönlendirmeleri. Çünkü bazı bölümleri atlamış olabilirim arkadaşlar. Onu da ben şimdi durdurup videoyu şeye başlayacağım. Ekrana gideceğiz. Ekranda yapacağız bu işlemi. Durduruyorum ben şeye gidiyorum, kameraya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu belirtmiştik biz masaüstü bilgisayarın masaüstünde ekran kayıttığında. Buradaki hesabı ve şifreyi bilemeyeceğiniz için veya unutmuş olduğunuz için buradaki şifreyi girmediğiniz sürece Google'u kullanamayacaksınız. Ama biz bu şifreyi girmeden Google'u kullanacağız ve Google içerisinde bazı işlemleri yapıp telefonumuzu tamamen açacağız arkadaşlar. Tabii bu bazı işlemlerden birkaç tanesi şuradaki uygulamaları da Google üzerinden indirecektik. İndirmeyeceğiz çünkü telefonunuz bu bilgisayarda şu şekilde görünmüyorsa, bu şekilde görünmüyorsa, hiçbir şekilde görünmüyorsa o zaman bunu tarayıcı üzerinden yapacağız indirme işlemlerimizi. İndirme işlemlerimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Bu şey Quick Shortcut Maker diye bir uygulamamız vardı. Onu indirmiştik APK Mirror'da. Bir de Google Account Manager var. O da sürümümüze göre indirmiştik. Eğer bu ekranda göremiyorsanız siz maalesef tarayıcı üzerinden yapacaksınız. Tarayıcı üzerinden de biraz uzun sürdüğünden dolayı bazı arkadaşlar mesela ben yapamadım. Neden yapamadım? Çünkü telefon ekranı, telefon işlemi kilitli olduğundan dolayı arkadaşlar. Umarım sizi görür. Yani inşallah görür. Eğer görmezse şu şekilde görür inşallah. Görmezse tarayıcı üzerinden bazen indirilemiyor. Yani indirilemediği için de o uygulamalara ihtiyacınız var. O uygulamalara ihtiyacınız olduğu için açamayacaksınız. Onu da söyleyelim. Bunu yaptıktan sonra şimdi geldik bu kısma. Send kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi peki biz send kısmını niye bu şekilde gösteriyoruz? Çünkü buradaki program ile send kısmından buraya bir çağrı göndereceğiz. Bir çağrıyı kabul edeceğiz. Kabul ettikten sonra farklı kaydedeceğiz kişiyi. Kişiyi kaydederken de google.com web adresi diye tanıtacağız. Ve o kişiyle yeniden arayacağız arkadaşlar. Aradıktan sonra kişiyi görüntüle diyeceğiz. Görüntüledikten sonra diğer bilgilerini görüntülemeye çalışacağız. Diğer bilgilerinde de Google web adresinin olduğunu göreceğiz. Ona tıkladığımız zaman telefonun içerisine Google'a girmiş olacağız. Yani buradaki şifreyi girmeden direkt Google'a girmiş olacağız bu işlemle. Şimdi bu işlemi de yapabilmeniz için birincisi şu şekilde dandikten bir isimlendirdiğim bir dosya var arkadaşlar. Şu ışığı öldüreceğim ben ışığı. Tamam mı? Evet evet. Buraya giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımız zaman burada şu ışık var ya ışık. Burada AT artı CREG soru işareti /R/N. Bunu direkt kopyalıyoruz arkadaşlar. İndirdik aşağıya. Bu kısma geldik. Tamam mı? Şu kısım. Send kısmında demiştik. Send kısmında bu kısma geldi. Yani önce display yaptık. Portu yaptık. Send kısmına geldik. Buraya Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Ctrl nerede? Burada. Ctrl'e yaptık. V'ye basıyoruz. Bastık. Yapıştı. Şimdi yapıştırdıktan sonra buradan send ASCII. Yani bir kodu gönder diyor. Yaptık. Bu şekilde bir yeşil ibare çıktı. Yaptıktan sonra şuradaki sarılar kesinlikle çıkması gerekiyor. Çıkmazsa olmaz. Bunun da çıkmama sebeplerinden bir tanesi telefonunuza data kablosu değil de şarj kablosu taktığınız içindir. Şuradakiler yeşil yanacak muhtemelen. Data kablosu yanarsa buradaki sarılar da gelecektir. Şimdi birinci işlemimiz tamam. Çok güzel. Tamam mı? İkinci işleme gelelim arkadaşlar. İkinci işlemimiz şurada kısım. Şimdi buradaki XXX bölümüne biz herhangi bir numara yapacağız. Çünkü bizi arayan numara olarak görünmesi lazım o XXX. Oraya
1, 2, 3, 4. Tamam mı? Bunu da alıp kopyalıyoruz. 1, 2, 3, 4 bizi arayacak şimdi. Aynı yapıştırdığımız yere alıp bunu Ctrl V ile yine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ctrl V. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 falan filan. Kusura bakmayın. Burada arkadaşlar send diyoruz asçıyı. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz 1-2-3-4 bizi arıyor. Tamam mı? Kapat diyoruz. Kişiyi kaydet diyoruz arkadaşlar. Cihaza kaydet diyoruz. Çünkü sıfırlayacağımız için ihtiyacımız yok. Buraya cihazımıza Google diyelim. Tamam, ben şöyle uzaktan tutayım. Oh, kol, koh. Koh diyelim, tamam mı? Neyse, oraya pek bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu numaramız 1234. Başka alan ekle diyoruz. Buradan da web adresi diyoruz arkadaşlar. Web adresimiz kesinlikle olması lazım. Tamam mı? Buraya şart, yani bu garanti şart, burası olması lazım. www.google, bu şekilde Google değil, küçük harfle google.com. Bunu kesinlikle doğru yazdığınıza emin olun. Tamam mı? Kaydet diyoruz arkadaşlar. Tamam, kaydettik. Yine şifre ekranda kaldık. Oldu mu? Olmadı. Tabii ki olmadı. Çünkü daha bitmedi işlem biz. Şimdi bu kısma geliyoruz. Buradaki önceki yapıştırdığımız ibareler neydi? ATD 1234 noktalı virgül sol slash R sol slash N yazımız dursun arkadaşlar. Sonra send asçı diyoruz. Yeniden gönderiyoruz bunu. Hata verdi. Burada pardon. Gördüğünüz gibi burada hata verdi. Error dedi. Pardon. Şimdi bunu yeniden yapalım biz. Kopyala. Ctrl V. Tamam mı? Önder hata verdi. Şimdilik. Bu şekilde hata verdiyse şunu yapın arkadaşlar. Programı tamamen kapatın. Kapattık. Programı yeniden açın. Açtık. Display'de şu half duplex işaretli olacaktı. Portta zaten portunuz belli ama değilse, değişmişse onu değiştirin. Send bölümüne geliyoruz. Oraya yeniden yapıştırıyoruz aynı kodu. Tamam mı? Buradaki boşluğu silelim. Hatanın sebebi bu olabilir. Hata diyor. Öncelikle şunu bir daha deneyelim. Ctrl C kopyala. Buraya yapıştır. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu hatayı ilk defa aldım ben. Send. Tamam. Güzel. İkinci kısma gelin. Şurada boşluk var. Gördüğünüz gibi bu boşluğu almayın arkadaşlar. Ctrl kopyala. Buraya Ctrl V diyoruz. Buradan yeniden gönder. Şu anda aramamız geldi. Tamam mı? Kapat diyoruz. Goh arıyor bizi. Kapattık. Kişiyi görüntüle diyoruz. Kişiyi görüntüledikten sonra arkadaşlar burada neler varmış? Burada arkadaşlar kişinin web adresi diyor. Bu web adresi üzerine tıklamayın. Şurada bir dünya şekli var. Bu dünya şeklinin üzerine tıklayın. Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi Google çıktı. Artık Google'a girebiliyoruz. Evet. Google'a girdik arkadaşlar. Girdikten sonra şurada kabloyu çekin isterseniz. Çek, çıksana be. Arkadaşlar şu anda giriş yaptık. Şuradaki koşulları kabul edelim. Hayır, teşekkür et diyor. Teşekkürler. Hayır, istemiyorum. Şu an Google'a geldik, tamam mı? Şu an şifresini bile bilmediğimiz hesabın Google'una girdik. Neyse. Telefonun Google'una girdik. Burada birincisi arkadaşlar, buradaki iki tane uygulama indirdik. Data kablosuyla attık biz. Data kablosuyla atamıyorsak buradaki arama yerine Google Account Manager, bu bir. İkincisi de Shortcut Maker, Quick Shortcut Maker var. Onu arayın. Bunları zaten video altında sizler için vereceğim.
Arayın, aradıktan sonra bunları teker teker indirin arkadaşlar. İndirdikten sonra muhtemelen indirme yapmayacaktır ama bazı cihazlarda yapabilir. Yani sadece bu J2'de yapmıyor şu anda. A5'te denedim, yapıyor arkadaşlar. Neyse, buraya geldik biz. Zaten öbürlerini biz USB kablo ile attık. Attıktan sonra buraya şey yazıyoruz arkadaşlar. Samsung hoşluk apps. Gördüğünüz gibi en üste çıktı arkadaşlar. Samsung apps. Giriş yaptık. Bizi orijinal Samsung sitesine yönlendirecek. Gideceğiz. Gidiyoruz. Gittikten sonra arkadaşlar burada kaydırıyoruz. Burada Samsung Apps uygulaması var gördüğünüz gibi. Bu Samsung'lar için geçerli. Kalkıp da LG'de veya Huawei'de veya HTC'de, Sony'de yapmayın. Giriyoruz. İşte yasal bilgiler falan filan, bunu kabul. Başla diyoruz arkadaşlar. Bildirimleri istemiyorum şu anda. Şimdi bu kısma geldik. Bu kısma neden ihtiyacımız var? Çünkü bizim bir dosya yöneticiye ihtiyacımız var. Dosya yöneticisini şu andaki kullandığımız telefon şifreli olduğu için veya hesabı olmadığı için veya kilitlendiği için kullanamıyoruz dosya uygulamasını cihazın içerisindeki. Biz bunu ekstra bir dosya yöneticisi indireceğiz arkadaşlar. Bunu da arama ekranına S File Manager yapacağız. S File Explorer. X File Explorer'da bilmeyen yoktur zaten. Bunu indireceğiz. İndir diyoruz. İndiremeyeceksiniz. Neden? Çünkü bir Samsung hesabınız yok. Gördüğünüz gibi. Eğer Samsung hesabınız varsa oturum açlayın. Yoksa hesap oluştur deyin. Eğer hiç Samsung hesabınız yoksa tıkladığınız zaman, oturum açtığınız zaman arkadaşlar, burada bakalım bunun var mıymış? Burada yok. Şu anda cihaz üzerine böyle bir seçenek yok. Normalde Google artı ile veya Facebook ile giriş yap der. Çünkü sizin için daha basittir. Hemen giriş yapabilirsiniz. Ama böyle bir seçenek olmadığı için arkadaşlar maalesef Samsung hesabınız varsa oturum açacaksınız. Samsung hesabınız yoksa hesap oluşturur diyeceksiniz arkadaşlar. Biz hesap oluşturur'a tıklıyoruz. Tamam mı? Gördüğünüz gibi pardon, hesap oluşturur dediğimiz zaman çıktı burada Samsung. Gördüğünüz gibi Facebook ile giriş yap diyoruz. Ama ben Facebook seçmeyeceğim. Bir tane e-posta oluşturalım. Şimdi birincisi, e-posta, kafadan bir e-posta atmayın arkadaşlar. Eğer kafadan bir e-posta atarsanız doğrulama yapacaktır. Doğrulama yapacağı için de bu işlemi yapamazsınız. Yani orijinal mail adresiniz. Bu Hotmail olabilir, Gmail olabilir, Yahoo Mail olabilir, Mail.ru olabilir, Yandex olabilir. Herhangi bir şey söyle, yapın arkadaşlar. Şimdi buradan biz deep sis deep sis ne vardı lan bizim deep sis'de? 10. 10 var mıydı ya? 11. Neyse, bunu ben kafadan atmayalım. Bir tane mail adresi hatırlamam lazım benim ya. Çünkü o kadar hesap açtım. Deepsiz diyelim ya. Deepsiz 4. Hayır, bir tane daha E var burada. Deepsiz 4 at Yandex. Bunu düzgün tutamıyorum, kusura bakmayın. .com. Şifreye gir diyor arkadaşlar. Şifreyi bunu yaparken de Samsung ait olacağı için, yani istediğiniz bir şifre yapabilirsiniz ama orijinal mail adresinizin şifresini yapmayın arkadaşlar. Bu kısma da bir şifre yapalım. Büyük harfler. İçerisinde bir tane büyük harf olması lazım. İkincisi 8 karakterden olması lazım. Üçüncüsü arka arkaya 1111101234 yapmayın arkadaşlar. Şifre kabul olmayacaktır. Evet. Ali 1 1 1 1923 00 00, tamam mı? Ali 1923 7 00 89 oldu, tamam. Buraya da yine aynı Ali 1923 00 00, tamam mı? Yaptık. Buradan tarihi hatırlayabilmeniz için 0101 tarihiniz neyse onu yapabilirsiniz. Ben kendikini yapayım hatırlama amaçlı diye. Tamam. Burada adınız, soyadınız. Adım Allah'ın cezası. Allah'ın
Soyadında cezası. Tamam mı? Allah'ın cezası yaptık. İleri diyoruz. Bu şekilde kabul ediyor. Kabul etti. Hepsini kabul etti. Öyle. İstersen benim evimi, yurdumu, her şeyini de istersen hepsini üzerine al. Kabul ettik. Yeter ki telefon açılsın. Oturum açılıyor diyor arkadaşlar. Açılmadan önce verdiğimiz mail adresi üzerinden oturumu şey yapmamız lazım, onaylamamız lazım. Yani hesabı doğrulamamız lazım arkadaşlar. Ben videoyu durduracağım. Şimdilik buradan masaüstüme geçeceğim, bilgisayardaki masaüstü. Tamam mı? Orada görüşürüz. Arkadaşlar kusura bakmayın, bir kesinti yaşandı. Kapıya bakmak zorunda kaldım. Buradan yine aynı hesap oluştur kısmına giriş yaptık. Çünkü çıkış yapmıştık yanlışlıkla. Oturum açıyoruz biz buradan. Buradan daha önceki girdiğimiz mail adresimiz yazıyoruz. Dipsiz kuyu. Dipsiz 4 et yandex.com. Şifremizi giriyoruz. Şifremiz neydi onu yazalım. Ali 1923 00. Tamam mı? Oturum açıyoruz. Doğrulanmış e-posta oturumu kapat diyor. İleri diyoruz. İleri diyememiz için arkadaşlar bizim telefon içerisinde doğrulamayı yapacağız. Tabii telefon içerisinde doğrulama yapacağız. Buradan bilgisayar üzerinde doğrulama yapmamız lazım. Giriş yaptığınız şu an yengene mi çıkış yaptık ya? Yanlış oldu değil mi? Şu anda iniyor. Nasıl iniyorsa bu hayır, hayret yani. Yani birincisi arkadaşlar şunu söyleyelim biz. İlla bunu detaylı bir şekilde göstermem gerekmiyor. Mail adresiniz varsa mail adresinizi bilgisayarda, tamam mı? Mail adresinizi açıp gelen maili orada doğrulamanız lazım. Doğruladıktan sonra burada da doğrulamanız lazım ileri diyerek. Doğruladıktan sonra da File Explorer programını, uygulamasını indirmeniz lazım. Tamam mı? Şu an aç diyoruz programı. Açtık. Gördüğünüz gibi program arayüzüne giriş yaptık. Yani programın içerisine giriş yaptı uygulamanın içerisine. Bunu iptal diyoruz. Bu şekilde bir güncelleme gelirse hiç uğraşmayın. İşiniz uzar da uzar. İptal dedik. Buradaki noktaya dokunduk. Buraya da dokunduk. Buraya da dokunduk. Dokunduktan sonra daha önce bilgisayarla attığımız dosyaları burada download kısmına atmıştık. Download kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane seçenek var. Burada Google Account Manager ve bu neydi ya? Unuttum. Ha şey. Quick Start Maker vardı arkadaşlar. Bunu kuracağız. Ben pek telaffuz edemedim İngilizce kelimemle. Buradan bazı arkadaşlar diyor ya arkadaşım sen İngilizce falan söyleme. Direkt söyle falan filan diyor. Kendileri çok iyi biliyor ya. Her neyse. Buradan öncelikle buradaki Google Account Manager'ı kurmamız gerekiyor. Tabii siz sürümünüze uygun Google Account Manager'ı indirdiyseniz kurabilirsiniz. Diğerini indirdiyseniz paket yüklenemez diyor veya açılamaz diyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ayarlara gittik. Çünkü telefon sıfırladığımız için veya açamadığımız için burada bilinmeyen kaynaklar aktifse telefonunuza zaten o ekrana gelebilmeniz için sıfırlamanız lazım. Yani o telefonun buraya gelebilmesi için sıfırlamanız lazım. Sıfırladığınız için de bilinmeyen kaynaklar otomatik bir şekilde telefonda kapalı olur. Bilinmeyen kaynakları açıyoruz. Yalnızca bu yüklemeye izin ver diyoruz. Tamam dedik. Yeni diyoruz. Kur diyoruz arkadaşlar. Uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Uygulama yüklendi diyor. Tamam mı? Tamam dedik. Buradan bazıları yüklenmediler. Neden? Sebebini söyleyecek olursak uygun değildir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Burada Quick Start Maker uygulamasını kurmamız gerekiyor. Bunu da yeniden ayarlara gittik. Bilinmeyen kaynakları açtık. Tamam dedik. Buradan kur diyoruz. Kurduktan sonra uygulamayı açıyoruz. Tamam demiyorum. Direkt açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra bu şekilde karşınıza bir ekran geldi.
Buraya yazabilirsiniz. Google'da yazabilirsiniz veya direkt aşağı doğru kaydırırsanız G'ye doğru gideceksiniz zaten. G'ye geldiğiniz zaman arkadaşlar, tamam mı? Google hesap yöneticisi var gördüğünüz gibi burada. Şuna gelelim de. Google hesap yöneticisi var. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada Google şu şekilde görüyorsunuz şurayı. Google e-posta adresini ve şifreyi yazın diyor. Bunu nasıl göstereyim ben size? Şunu bir saniye kapatayım ben. Şimdi arkadaşlar, flash açıktı, kusura bakmayın. Burada e-posta ve e-posta adresiniz ve şifreyi yazın seçeneği var. Tamam mı? Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran geldi. Üst tarafta try var. Try seçeneğine tıklıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde yine bir ekran geldi. Buraya direkt olarak girmeyin. Burada da sol üstte 3 noktalı bir simge var. Üst üste 3 noktalı. Buna tıklayın. Tarayıcıda oturum açın deyin. Tarayıcıda açın. Bunu da kabul edin. Tamam. Gördüğünüz gibi tarayıcıya geçtik. Şu anda tarayıcıda eski mail adresini ve şifrenizi bilmiyorsunuz. Burada açmanızı, ya biz buraya niye geldik diye sormayın arkadaşlar. Buradan ekstra bir hesapla açabiliyorsunuz. Create a account. Yani bu sıfırdan bir hesap açmanızı sağlayan bir sistem. Bu açığı kullanarak buradan yine belirtiyorum sadece örnek olarak. Yani yanlış anlamayın veya kimse üstüne alınmasın. Hırsızlar varsa, telefonu çaldılarsa sistemi bu şekilde kırabiliyorsunuz. Kırdıktan sonra buradan yeni bir hesap oluşturabiliyorsunuz veya kendi mail adresinizi girebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya otobüste bulan arkadaşlar varsa telefonu bu şekilde yine sıfırlayıp kendi mail adresiniz girebiliyorsunuz. Şimdi biz buraya kendi mail adresimizi girelim. Tamam mı? Kendi mail adresimiz neydi ya? Neyse, kendi mail adresimiz girmeyelim. Bir hesap oluşturalım. Adımız Allah'ın cezası. Soyadımız cezası. Tamam, bunu da yaptık. Kullanıcı adımız Allah'ın cez yok. F'ten püften bir hesap yazalım. F'ten püften. Ü'yü kullanmayın, kabul etmez. Bir hesap işte. Şuradaki küçük E'yi küçük yapın arkadaşlar. Tamam, bunu yaptık. Şifre için kabul ediyor. Ne diyor? Lütfen yalnızca AZ rakamları kullanın. Biz F'ten püften hesap işte. Puften bır bır hesap. Hesap iste kelimesini mi yanlış yaptık? Dur bakalım, iste yazalım. Yine kabul etmedi. Niye yazalım arkadaşım ya? Maşraba mı yazalım illa? Dur. Leğençe ve maşraba. Legen. Şu baştaki küçük, bu beni sinir ediyor şuradaki. Legen. Legence ve masrapa. Tamam mı? Şimdi kabul ediyor. Şifremizi girelim arkadaşlar. Şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tamam mı? Zayıf diyor. Bize ne lan zayıfsa. Yani kullanan kelimeler tahmin edilmesi kolaydı. Tekrar denemek ister misin? İstemiyorum ama zorluyorum beni işte. Buradan yeniden bir tane şifre oluşturalım arkadaşlar. Ali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Tamam mı? Buraya da Ali 1 2 3 4. Kusura bakmayın ya. Bu ay birazdan yapıyor. 5 6 7 8 9 0 diyoruz. Gün ay yıl ayarlamamız lazım kendimize. 01 Ocak 1975. Benim doğum günüm. Tamam, 1950 yok, ben 1957'yi seçeyim. Şarjım azalıyor bu arada, kusura bakmayın. Bunu hızlı yapmam lazım.
Hadi arkadaşıma 1977 diyelim, tamam mı? Burada cinsiyetim diğer olsun, tamam mı? Telefon numaram istemiyorum. Mevcut e-posta adresi devam et. Bizim umarım telefon numarası istemez. Gizli koşullar falan, şartlar, cart falan. Kabul ediyorum. Tamam mı? Devam et diyoruz arkadaşlar. Legençe ve maşraba hesabında hesabımızı oturum açtık. Şimdi oturumumuzu açtık telefonumuzda. Telefonumuzu yeniden kapatıyoruz ve yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Yeniden başlat dedik, telefonu kapattık. Telefonun açılmasını bekliyoruz. Bizim hızı alıyor ya. Şimdi tamam, anladık, ona geç. Yine aynı ekran geldi karşımıza. Bu ekranı yeniden geçiyoruz. İleri diyoruz. Sus lan ağı var. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu diyor daha önce girdiyseniz. Buradan sözleşmeyi kabul et diyoruz. Sonraki onayla. Buradan yine bağlantı kontrol ediliyor diyor. Bir müddet bekletecek bizi. Uyuz sistem. Bu işlem biraz zaman alabilir diyor. Tamam, alsın. Yazalım güncellemesi diyor. Tamam. Hesap eklendi. Gördüğünüz gibi hesabımız ekledik. İleri diyoruz. Telefonunuzu koruyun. Ekran kilidini şimdi ayarla. Atla. Yine de atla. İleri. Sonra de. Yani yedekleme olayı bu. Telefon sıfır açıldığı zaman. Son diyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Papam. Telefon açıldı artık arkadaşlar. Şimdi buradaki hırsızlara söylüyorum. Lütfen telefonları çalmayın. Yani bu yöntemde telefon açabileceğinizi düşünüyorsunuz ama belki bu yöntemde geçici olabilir. Yani Google bunun önüne geçebilir, bilemezsiniz. Telefonunuzu otobüste kaybettiyseniz lütfen bulan arkadaşlar telefonun sahiplerine geri verin. Tamam mı? Ha, ikinci elde telefon aldınız. Ona bir şey diyemeyiz. İkinci elde telefon aldınız. Daha önceki kullanıcı içerisinde mail adresini ve telefon numarasını kaldırmadı. Bu da aynı şeye benziyor. iTunes şifrelemesine benziyor aynı. Neredeyse Google'da onun gibi yapmış. iPhone'da veya iPad'de ikinci el aldığınız zaman şunlara dikkat edin arkadaşlar. Telefon içerisinde bir hesap ekliyse bunu kaldırtın. Kaldırdıktan sonra sıfırdan hesap ekleyin. Veya bunu Google telefon, yani Android işletim sistemi olan herhangi bir telefon veya Windows işletim sistemi olan herhangi bir telefonda ikinci el alırken bunlara dikkat edin. Ha, ikinci el almadıysanız buradan yine belirtiyorum. Tırnak içerisinde altını çizerek hırsızlar sizin için demiyorum, tamam mı? Siz bu yöntemi yaparak bu telefonu sıfırlayabilirsiniz. Veya otobüste bulan veya orada burada parkta bulan arkadaşlar varsa, tamam mı? Bu şekilde sıfırlayabilirsiniz telefonunuzu. Sıfırladık. Şu an geldik. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Sürümümüze bakıyoruz. Cihaz hakkında. Sürümümüz. Gördüğünüz gibi 511. Şuradan ben şu şekilde göstereyim sizlere. 511 sürümümüz var arkadaşlar. Yani sürümün neden önemli olduğunu gördük şimdi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmezseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Video ile ilgili herhangi bir şey varsa aklınıza takılan arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın demiştik değil mi? Video herhangi bir burada videoların altına yorum yapabilirsiniz. Bu arada videomuz bayağı var ha, biliyor musunuz? Neredeyse 510 tane videomuz var ama izleyenimiz az.
Şu anki videolarımızın %90'ı da orijinal, kendimize ait, hiçbir yerde alıntı değildir. İkincisi, zaten tüm videolarımda kendi sesimi duyabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncüsü, buradaki uygulamaların %90'ını biz patchliyoruz. Onu söyleyelim. Dördüncüsü, her zaman ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii hangisine yetişeceğimizi bilemiyoruz arkadaşlar. Çünkü tek kişiyim ben. Tamam mı? Tek kişi olduğum için uygulamaya mı yetişeyim, iOS'a mı yetişeyim, Android'a mı yetişeyim, bilgisayara mı yetişeyim, programa mı yetişeyim, ne yetişeyim? Yetişemem hepsine. Onun için idare etmeye çalışacaksınız. Yine de isteğiniz olursa herhangi bir video altına veya bana buradan Google'dan, pardon, Google diyorum, Facebook'tan görüyorum. Aha, bak burada bak. Burada Facebook var, gördün mü? Buradaki Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Kalkıp da şunu sormayın arkadaşlar, yapmayın. Şunu da söyleyeyim ben. Tamam mı? Burada arkadaşlar mail şifresini kırma olayını derken bunu Outlook ve Thunderbird üzerinden gerçekleştirdim. Tamam mı? Kalkıp da ya ben mail adresimi unuttum, ya ben işte Facebook'u unuttum diye gibisinde sorular da sormayın bana. Artık yani cinnet noktasına geliyorum ya. Hesabı kapatacağım yani. Dediğimiz gibi arkadaşlar herhangi bir sorunuz veya öneriniz, şikayetiniz veya aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Başka bir kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.